Sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki sunumumuzu Düzce Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüsnü Gerengi hocamız gerçekleştirecekler. Hüsnü hocamızın konu başlığı, korozyon nedir? Korozyonun önemi, korozyon neden gerçekleşir ve korozyon termodinamik ilişkisi üzerine olacaktır. Ben müsaadenizle hocamızın kısa özgeçmişini okumak istiyorum. Profesör Doktor Hüsnü Gerengi, Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yine kurucusu olduğu Korozyon Araştırma Laboratuvarı'nda sanayi ile ortak projeler yürüterek bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. 2015 yılından itibaren Uluslararası Korozyon Konseyi'nde ülkemizi temsil etmektedir. Korozyon ve korozyon kontrolü, korozyona dayanıklı malzemeler, korozyon önleyici kimyasallar üzerinde birçok bilimsel çalışma yürütmüştür. Korozyon inhibitörü çalışmalarında dinamik elektrokimyasal empedans spektroskopisi yöntemini kullanan ilk araştırmacıdır. Bir inhibitör ekleyerek bir korozyon hücresindeki değişimin önemini ilk bilimsel olarak ortaya koyan Doktor Gerengi'nin bor katkılı korozyon inhibitörleri ile ilgili 8 ulusal, 2 uluslararası patenti bulunmaktadır. Dinamik ve donanımlı laboratuvarı günümüzde birçok doktora sonrası araştırmacı, doktor öğrencisi, yüksek lisans ve lisans öğrencisi için bir bilgi ve araştırma merkezi haline gelmiştir. Yurt dışından Düzce Üniversitesi'ne şimdiye kadar 5 doktora sonrası araştırmacı, korozyona dayanıklı çelikler, alüminyum ve bakır alaşımları ile ilgili konularda araştırmalar yapmak üzere gelmiştir. Profesör Doktor Hüsnü Gerengi şu anda biyo bozulur magnezyum implantlar ve galvaniz kalitesi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Profesör Gerengi'nin yüksek etkili dergilerde 50'den fazla bilim atıf indeksli bilimsel makalesi bulunmaktadır. Ben kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bize bu güzel sunumu sunacağı için, bunu kabul ettiği için. Hocam, sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim Mehmet Bey. Efendim, sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler, başta sevgili arkadaşım, değerli hocamız Mehmet Emiroğlu başta olmak üzere, bu organizasyonu yapan tüm değerli hocalarıma iyi niyetli yola çıktıkları için bu kadar güzel etkinlikler bana teklif ettiklerinde dedim ya ne demek ya bu kadar güzel iyi niyetli yola çıkmışsınız biz de varız dedik. Kendilerine, şahıslar adına ve bu organizasyonda en küçük emeği olan tüm değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrenci yararına, merak eden insanlar yararına son derece güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz YouTube'a yazdığımız zaman bir şey, inanınız Türkçe bir şey bulamıyoruz ya. Öğrencilerimize bir ödev veriyoruz. Ya diyorum ki atıyorum galvanik korozyonla ilgili. Hocam diyor yazıyorum diyor galvanik korozyonla ilgili. Ya bir tane iki tane Türkçe bir şey çıkıyor o da yanlış yalan. Doğru yanlış. Ama diyor yabancı o kadar çok kaynak var ki yani gerçekten bu şeylere ben çok ehemmiyet veriyorum ve ben şahsen de elimden geldiği kadar bu son zamanlarda ya Türkçe'de bir şeyler karalamak üzere bir şeyler yazmak istiyorum. Yani artık uluslararası indeksli yayınlardan ziyade acaba Türkçe kitap da yazabilir miyiz? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bir kitap çalışmamız oldu. Haydisin inşallah yakın zamanda onun da müjdesini siz değerli dostlara vermiş olacağız. Şimdi bugünkü dersimiz bir beginning olacak. Yani korozyonun farkındalığını anlatmak için. Ops. Evet, ne dönüyor? Ha, okey. Biraz heyecanlandım birden. Değişmeyince bir şey mi oluyor diye. İyi. Şimdi biz genel bir korozyonun tanımını yapalım. Korozyon genel anlamda malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybetmesi olarak genel olarak tanım yaptığımız şey bu. Yani metal ve alaşımlarının derdi başındaki en büyük dert arkadaşlar korozyon. Çünkü metaller bulundukları ortamda kimyasal ve elektrokimyasal olarak sürekli etkileşim içerisinde. Neden etkileşim içerisinde? Bunun cevabı kimya biliminden sorabiliriz. Yani neden? Yani şimdi ben size hemen bir bu yangın söndürme suyunun aktığı boru. Kilometrelerce uzunlukta arkadaşlar. 4 kilometre fabrikanın içinde bu boru geziyor. 4 kilometre. Ve durduk yere arkadaşlar şurada küçük küçük pitting korozyonlar olmuş. Bakın, küçük küçük bir de şurada olmuş. Ve 4 kilometre boru delinmiş arkadaşlar. Bakınız.
Şimdi bunu gösterdim. Şimdi neden olduğunu size açıklayacağım. Şimdi önemsemediğimiz bir şey 4 kilometre, bu kaynak da olmuyor arkadaşlar. Çöp. Yeniden değiştirdiler. 4 kilometre. Şimdi bunun, bu sorunun cevabı kimya biliminde var. Ama biz liseden beri hep ezberlediğimiz kimyanın tanımına hep bakalım. Yani hızlıca geçiyoruz bu tanımı. Aslında bu tanım birçok olayın nedenini açıklayan bir tanım. Arkadaşlar, kimyayı biz ne için öğrendik? Element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini, özelliklerini. Bundan sonra devam ediyoruz. Burası önemli. Uğradıkları dönüşümleri. Bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları veya sordukları enerjiyi. İşte burası bize arkadaşlar kilit bir noktayı tarif ediyor. Bu etkileşimler arkadaşlar kimya biliminin arkadaşlar korozyonla da ilişkili bir noktaya getireceğiz. Biz beraberce bunun sunumun sonunu dinlediğinizde bütün açıklamaları daha iyi anlayacaksınız. İlaç sektöründe, kozmetik sektöründe, silah sektöründe arkadaşlar bu devasa bir sektör ve bu devasa sektör arkadaşlar o kadar büyük ki bütün krizlerde bile hiçbir zaman etkilenmiyor arkadaşlar. Biz 1 trilyon doların arkadaşlar %13'ünü ulusal güvenliğe, %7'sini sosyal güvenliğe, %5.4 dünyada, %5.4'ünü nükleer silahlara harcarken sadece sağlığa 1.7 harcıyoruz. Yani silah sektörü başta olmak üzere, kozmetik sektörü başta olmak üzere. Mesela kozmetik sektörü krizlerden hiç etkilenmeyen bir sektörmüş, silah sektörü. Yani bunlar hepsi kimya ile ilintili. Böyle bir farkındalık olsun diye bu noktaları belirtiyorum. Arkadaşlar, kimya bilimi çok büyük bir alan. Peki korozyon nerede? Yani biz korozyonu nerede işleyeceğiz? Şimdi sevgili Üniversitesi'ndeki hocamızın belirttiği şeyler var. Yani mesela yani bazı şeyleri biz tam açıklayamıyoruz, yorumlayamıyoruz. Tam istediğimiz şeyimiz çözüm noktasında olmadığımız için. Yurt dışında arkadaşlar korozyon mühendisliği bölümü var. Yani malzeme ve korozyon mühendisliği de var. Tek başına korozyon mühendisliği de var. Yani bu bölümü biz nereye oturtuyoruz? Yani bu nereden çıkmıştır? Onu bilelim. Zaten temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji, matematik. Buradan türeyen bilimlerden bahsediyoruz. Arkadaşlar, biz kimyanın fiziko-kimya kimya ana bilim dalında, biz fiziko-kimya bilim ana bilim dalını da dörde ayırıyoruz. Termodinamik, kinetik, elektrokimya, kuantum kimyası. İşte korozyon arkadaşlar termodinamikle ilişkili bir kavramdır, bir süreçtir ve elektrokimyasal bir süreçtir. Dolayısıyla biz fiziko-kimya ana bilim dalında korozyonu açıklayabiliriz. Arkadaşlar, korozyon tamamıyla soy metaller dışındaki tüm metallerin minimum enerji maksimum düzensizlik ilkesi gerek. Yani termodinamiğin gerekliliğinden dolayı mineral haline dönme sürecidir. Bir serüvendir arkadaşlar. Yani biz boya kaplarız. Şu metali boya kaplamış. Korozyon olmaması lazım. Boyamış işte, ne güzel. Epoxy coating yapmış, kaplamış. Olmaması lazım. Değil mi? Değil işte, öyle değil yani. Tek başına bir parametreyle, bir koruma yöntemiyle biz bu süreci, bu serüveni durduramayız arkadaşlar. Biz korozyonu arkadaşlar, bu serüveni bitirebilecek bütün bilgiye, donanıma sahibiz. Korozyon yeni bir şey değil arkadaşlar. Yani biz çeliği işte yeni tanışmadık biz. Uzun yıllardan beri kullanıyoruz. Bununla mücadele edilmesi gerektiğini biliyoruz. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de biliyoruz. Problem ne? Problem uygulamada arkadaşlar. Şimdi termodinamiğin ikinci yasası bize şunu söylüyor arkadaşlar. Yani metaller, malzeme, sen mineral halini aldın, bir enerji verdin. Bir enerji vererek sandalye yaptın, bir ya da bir oturak yaptın ya da alüminyum bir perforje yaptın. O hali arkadaşlar stabil değildir. Çünkü minimum enerji haline geri dönmek isteyecek. Verdiğiniz enerjiyi entropi gereği düzensizlik, en düzenli olduğu mineral haline dönme eğiliminde olduğu için arkadaşlar biz bu süreci arkadaşlar durduramıyoruz. Ancak süreci yavaşlatma yapabiliyoruz. Yani biz korozyonu
Tekrar ediyorum, korozyonu kesinlikle %100 durduramıyoruz. Korozyon bir süreçtir. Biz bu süreci yavaşlatarak, kontrol altında tutarak arkadaşlar bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bakınız bu resimle ben çektim. Polonya'da, Gdansk'ta bir limanda doktora yaparken bizi uygulamalı götürdüler, gösterdiler arkadaşlar burayı. Bakınız burada denize liman gemiler geliyor, buraya yanaşıyor, hızlıca petrol, doğalgaz sevkiyatı boşaltması yapıyor. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar korozyonla ve bu tesis gibi milyonlarca dolarlık büyük büyük yatırımlar arkadaşlar bir anda korozyonu eğer önemsemezseniz arkadaşlar bir anda çöp oluyor arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar biz betonarme binalar da yapıyoruz. Betonarme binaların arkadaşlar 2000 yılından sonra yapılmış binalarda bile arkadaşlar ufak bir deprem oldu 5.6 ufak diyorum ben ona. Onda bile arkadaşlar ciddi manada arkadaşlar 2000 yılından sonra yapılmış binalarda bile oturmaz raporu verildi. Yani biz donatı korozyonundan tutun daha büyük yatırımlar demirin metalin kullandığı yerlerde biz gerekli önlemleri almazsak arkadaşlar çok çabuk 10 yıl içerisinde gemilerde, denizaltılarında, köprülerde özellikle çok ciddi manada korozyonla biz tanışıyoruz. Korozyon önlenemez bir gerçek arkadaşlar. Biz bu süreci yavaşlatma yolunda gayret sarf ediyoruz. Bilimsel çalışmalarımız acaba korozyon metalin ömrünü nasıl daha fazla yapabiliriz? Nasıl, ne kadar daha fazla bunu uzatabilirsin şeyinde, gayreti içerisinde. Şimdi termodinamiğin birinci yasası bize şunu söylüyor. Enerji korunur arkadaşlar. Enerji yok olmaz, bir formdan bir forma doğru evrilir, devrilir. İşte biz bu metalleri üretirken verdiğimiz enerji arkadaşlar bize şunu gösteriyor. Yani sen kararsız bir yapı oluşturdun. Yani sen alaşım oluşturdun. Diyelim ki bir pirinç alaşımı oluşturdun. Bakır koydun, çinko koydun. Bir pirinç alaşımı oluşturdun. Yani bakınız pirinç de korozyona karşı bir dayanıklı malzeme olmasına rağmen yıllar sonra onda korozyonun meydana geldiğini görüyoruz. Biz bu süreci yaşamamızın sebebi arkadaşlar temelde termodinamiğin ikinci yasası olan entropidir. Entropi arkadaşlar bir reaksiyonun istemli mi ya da istemsiz mi olduğunu bize söyler. Arkadaşlar korozyon doğal bir olaydır. Korozyon doğal bir olay olduğu için istemli bir olaydır. Yani siz arkadaşlar bir sıfır arabayı aldığınızı düşünün. Garaja koyun arkadaşlar. Hiç çalıştırmayın. Hiç çalıştırmadığınız süreç belli bir süre sonra, 5 yıl sonra gidin aküsünün bittiğini görürsünüz. Motorun içerisindeki yağın aşağı doğru çöktüğünü görürsünüz arkadaşlar. Marşın zaten silecekler, cam silecekleri olsun, kapının aşağı doğru inen motorları da başta olmak üzere birçok aksamında lastiğinin havası indiğini görürsünüz. Yani bu doğal bir süreç arkadaşlar. Korozyon da öyle bir şey ve bu doğal süreci arkadaşlar korozyonun bize engelleme yönünde ipuçları da veriyor. Bu ipuçları şu arkadaşlar. Düzenli tekrar ediyorum burayı. Düzenli ve daimi bir mücadele gerektiriyor korozyon. Bir an yapalım, boyadık tamam bitti değil işte. Bak adam boyamış ama korozyon başına bela olmuş. Ya da ya anodik kurban anot bağlayalım kurtardık biz. Hayır değil. Onu sen gidip zamanında değiştirmesen ten tarzı aktivatör görevi olacak. Ya da inhibitör kattın korozyonu durdurdun. Hayır arkadaşım sen onu çek edeceksin. Gerekiyorsa tekrar koyacaksın. Yani siz korozyonu bir anlık bir çözüm olarak yapamazsınız. Tekrar ediyorum, sürekli ve düzenli arkadaşlar sürekli kontrolle biz korozyonla mücadele etmeliyiz. İstemsiz olay şöyle tabir edeyim. Yani mesela iki tane tüp var, iki tüpü bir vanayla bağlamışsınız.
bir tüpteki gazın hepsi diğer tarafına geçmez arkadaşlar. Bu istemsiz olay. Böyle bir şey olamaz. Ancak bir etki olması lazım. Ama korozyon arkadaşlar istemli bir olaydır. Ve istemli olay arkadaşlar kendiliğinden. Yani siz ona bir enerji vermenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi korozyon altın, platin, iridyum, paladyum dışındaki tüm metallerin başına bela arkadaşlar. Bakınız biz Tutankamon'un maskesini biliyoruz. Milattan önce 1332. Biz 2000'li yıllardayız. Yaklaşık 2300 yıllık bir şey, bir objeden bahsediyoruz. 2300 yıllık Tutankamon'un altından lahiti 100 frens kimliği tam onu söylemedim. Varken, maskesi varken biz de Mısır'dan kalan bir kılıç bulamazsın. Mısırlılardan kalan bir ok bulamazsın. Yok çünkü metal yok olmuş. Yani bir demir bir objeyi bul ama pirinci bulabiliyorsunuz. Pirinç işte sikkeler var Roma döneminde oradan buradan Roma döneminde buna bakınız bu da Kırşehir'de düzenlenen bir operasyona gazete haberi ilginç olduğu için koydum. Yaklaşık 3353 yıllık bir obje. Bak sanki yeniymiş gibi duruyor karşınızda. Ve bu objeler bize şunu gösteriyor. Bu da pirinçten arkadaşlar. Yani biz malzemelerin bazıları arkadaşlar çok dayanıklı. Bazıları çok zayıf. Biz bunları bu bilgiyi bir araya getirerek şimdi çözüm bulmaya çalışıyoruz. Akıllıca bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani ne yapabiliriz? Bu sorunun çözümü. Sorun şu arkadaşlar. Sen doğal malzemeyi aldın, enerji verdin, bir sandalye yaptın. Sandalye diyor ki, Mehmet kardeşim, diyor ki ben diyor bu halde kararsızım. Ben diyor orijinal halime gideceğim. Orijinal hali ne? İlk mineral hali. İşte bu serüven, bu oradan oraya geçiş serüvenine biz arkadaşlar korozyon diyoruz. Korozyon süreci arkadaşlar entropi ile ilişkili. Delta S ısı ve sıcaklıkla ilişkili bir kavramdır. Ve bu entropi delta S büyüktür sıfır olduğu için istemli bir reaksiyondur. Ve dolayısıyla termodinamiksel olarak da korozyon gerçekleşiyor. Neden önemli? Bu kavram üzerinde duralım. Arkadaşım biz her yerde metaller kullanıyoruz. Yani biz metallerden vazgeçemiyoruz. Yani bu yapı yapıyı sevenlerin birlikteliği olduğu için yapıdan bahsediyorum. Yani çelik konstrüksiyondan hiçbir zaman vazgeçemiyoruz. Hatta çelik konstrüksiyon üzerine daha çok çalışıyoruz. Yani Amerika'da gökdelenlerle başlayan çelik konstrüksiyon şeyi köprülerle bizde de başladı yani. Bizde de artık insanlar tek katlı hemen çelik konstrüksiyon, prefabrike evler derken yine çelik konstrüksiyon. Hızlı bir şekilde imalı fabrikalar vazgeçmiyor. Çok geniş depolama alanları, hızlı imalat süreci. Yani bunlar hep bize çelik ve metal aksamlarının önemini ortaya koyuyor. Biz nüfus olarak da artıyoruz. Nüfus artışı demek, İslam demek, araba demek. Yani eskiden bir ailede bir otomobil varken şu an toplum gelişmişti. Ben bunu söylüyorum. Yani galiba insanoğlunun en zengin dönemini yaşıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Belki ileride de olacak bilmiyorum da. Şu an için ben öyle görüyorum yani. Geleceği göremediğim için şu an için söylüyorum. Geçmişe bakarak şu an söylüyorum. Çok refah şeyi var. Yani ben gelişmiş bir ülkeye bakarak söylüyorum yani. Çok acayip bir şey var ve metal tüketimi de o kadar fazla arkadaşlar. Yani çok yoğun bir şekilde her evde araçların olması, işte elektronik eşyalar derken metal aksamların tüketimi artmakta. Biz zannediyoruz ki sadece altının fiyatı artıyor. Değil arkadaşlar. İnanınız ben şimdi bir tablo var onu göstereceğim size. Bütün metallerin fiyatları artıyor. Yani sen 5 yıl önce kalay alsaydın Mehmet kardeşim yine kar edecektin ya. Yani. İnşaat demiri alsaydın şu an galiba baktım demin 7300 lira mı 7500 lira mı ne kilosu şey tonu. Yani düşün 4 ay önce 4000 liraymış yani. Yani alan altına gerek yokmuş. Demir de alsaymış, kalay da alsaymış, gümüş de alsaymış hepsi geldi. Bu böyle olacak. Yani ben kainlik yapmıyorum çünkü insanoğlu consumption sürekli tüketim içerisinde ve bu tüketim artık yetmiyor arkadaşlar. Mineralleri biz eskiden dağın üzerinden alıyorduk. Şimdi alta doğru inmeye başladık. Yani daha da derine doğru iniyoruz. Ve oradan çıkarma maliyetleri artıyor. Dolayısıyla ya da yakın yerdekiler, bitti uzaktakilere gidiyoruz. Orada
oradan getirme. Şimdi yakın zamanda işte uzay madenciliğinden bahsediyor. Yani bunlar hepsi ütopik şeyler değil arkadaşlar. Gerçekten kurgulanması gerekenler. Çünkü metallerin %16'sını çöpe atıyoruz. Yani biz geri dönüşüm prosesinin dışına kaçan %16, ki bu iyi rakam arkadaşlar. Ben daha yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Yani %100 kilonun 16 kilosu çöp. Yani geri dönüşüm prosesine girmiyor. Alüminyumlarda bu daha yüksek rakamdır. Yani geri dönüşüme giren, ama çelik ve metal alaşımlarda bu çok daha düşüktür arkadaşlar. Evet, biz korozunu bir ekonomik kaygılarla, ikincisi çevresel kaygılarla, üçüncüsü sağlık kaygılarımız arkadaşlar. Sağlığımıza da zarar veriyor korozu. Mesela Alzheimer. Şimdi biz Alzheimer'ı bu kadar yoğun yaşamamıştık. Şimdi bakıyorum gerçekten her ailede artık Alzheimer hastalıklarıyla düçar olan insanlar görüyorum. Bunun sebeplerine baktığımız zaman alüminyuma işaret ediyor bilim adamları. Yani alüminyum folyonun hayatımıza çok girmesi. Ya düşününüz, hanım meyve gönderecek, alüminyum folyoya sarıyor. Sanki daha temiz duracak. Yok arkadaşım öyle bir şey. Yani alüminyum folyoyu niye sarıyorsun ona? Koy poşete ya da hiç öyle koy çantaya gitsin ya, biraz pis yesin. O çok önemli değil. Ama o alüminyum folyonun çantada sıcaklıkla nasıl bir şey yaptığını biz daha yeni yeni anlıyoruz. Reaksiyonları anlıyoruz. Arkadaşlar, malzeme masum değil. Malzeme her an yaşayan bir canlı organizmadır yani. Ya biz bunu her şeyde, bakın ben örnek veriyorum. Diyorum ki plastik bir kova dışarıya koyduğunuzda renkli. Rengi soluyor mu? Hocam soluyor. Ya niye soluyor? Çünkü onun üzerindeki kaplama, o üzerindeki boya, üzerinde PVC var. PVC üzerinde renk değdiği zaman o boya ultraviyole ışıklarına karşı bozulma reaksiyonu başlıyor. Yani her şey bozuluyor arkadaşlar. Yani biz bu meyveden değil, yaşam yok dediğimiz bütün objeler, hepsinde reaksiyonlar var. Ve bu reaksiyonlar arkadaşlar korozyonun sağlık açısından arkadaşlar olumsuz etkilemekte. Mesela bakır. Biz yıllarca özellikle Avrupa, Amerika'da falan bakır içme suyu boruları vardı arkadaşlar. Çok yoğun bir şekilde kullanıyorlardı. Şimdi yasakladılar. Çünkü baktılar bakır sinir sistemi başta olmak üzere, sindirim sistemi başta olmak üzere birikmesine neden oluyor ve sıkıntıya oluyor. Kurşun. Ya biz kurşun Fransa'da zenginlik objesi gibi. İşte kurşun altın bulamayanlar kurşun kupalarda şarap içerlermiş. Ve şaraptan kurşun zehirlenmesine düçar oldular. Nedir o? Korozyondur yani. Şarap kadehi korozyona uğratıyor ve oradan kurşun size geliyor. Ya da bakır boruda korozyon oluyor ve o korozyona bakır alıyorsunuz. Gibi arkadaşlar. Yani biz sağlığımıza da bu neden oluyor. Ve yeraltı maden yatakları da hızla tükeniyor dediğim gibi. Ve bunun çözümü de şu arkadaşlar. Yani biz şöyle gayri safi milli hasılan, yani ülkelerin gayri safi dünyada %3,5 ile %4,5 kadar arkadaşlar korozyon kayıplarına neden oluyor. Yani bu İngiltere'de farklı, diğer ülkelerde farklı. Yani bir ortalama neysin bir rakamıdır bu. Gayri safi milli hasılanın %3'lük %4'ü. Bir de bu direkt kayıplar. Bir de en direkt kayıplar var. En direkt kaybı da ben size şöyle izah edeyim. Mesela diyelim ki tıp fakültesine giden su borusu patladı diyelim. Su borusu patladı. Yani belediye başkanı Mehmet Emiroğlu kardeşim gönderiyor ekibi, gidin su borusunu değiştirin yani. Neydi, kepçe gidiyor, 4 tane işçi gidiyor falan. Kazıyorlar, yolu kazıyorlar, boruyu değiştiriyor. Borun maliyeti ne kadar? Diyelim ki 2000 lira. Ama yolu kazdın 5000 lira. Kepçe gitti 5000 lira. 5 işçi gönderdin, yemiyesi 5000 lira. Sen suyu kesmiştin, hastanede su kalmadı. Yani o oradaki mağduriyetin rakamı zaten söylenemez. Yani şimdi bu direkt ve en direkt kavramlarıyla birleştiği zaman çok daha ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Arkadaşlar, otomobil yakıt sistemlerinde korozyon 100 milyon dolar. Otomobil radyatöründe 52 milyon dolar. Benim başıma benim arabam radyatörü denilmişti yani. Ben bizzat onun bunu anlatıyordum derste dedim kendi kendime. Kendi radyatörüm denilince. Yani otomobil egzoz sistemlerini zaten biliyorsunuz 500 milyon dolar. Yani yüksek sıcaklık olan yerlerde kimyasal korozyon. Şimdi şöyle baktığınız zaman yani dünyada yaklaşık 552 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. Gerçekten inanılmaz bir rakam korozyon kaybına neden oluyor. Ve bu
maliyeti biz böyle küçük bir rakam değil bu. Ben de dedim ki ya biz 2019 yılında bizim gayri safi milli hasılamız ne dedim. Bunu ben de hesaplayayım. %3'müş, bunu ben de alayım. Buna bakalım. %3.4'ünü aldım. Çıkar rakam şu. 145 milyar 530 milyon 954 bin TL. 145 milyar 532 milyon 954 bin TL. Bu kadar uzun bir rakam. Hiç okumamıştım. Okumuş oldum. Yani bizim gayri safi milli hasamız 2019'da 4 trilyon 280 milyarmış. Bunun %3.4'ünü aldım. Sonra dedim ki ya bu en büyük projemiz olan Mega İstanbul 3. Havalimanı projesinin maliyetiyle bakalım dedim. Baktım orada yine internetten aldım bir şey. emlakkulishaber.com'dan almışız. Yani yaklaşık 10 milyar 240 milyon euro bedelle ihale bedeli 22 milyar 152 milyon euro. Maliyeti ama 10 milyar 247 milyon euroymuş. Şimdi ben de tuttum onu 10'la çarptım. Benim maliyetim şu. 102 milyar 470 70 milyon. Yani 102 milyar. Benim maliyetim ne kadar? 145. Yani ben bu projeyi bir yıllık korozun kaybıyla yapabiliyormuşum. Yani bu ilginç bir data oldu benim için. Şimdi hatta fazlası bile kalıyor. Şimdi ben korozyon kayıplarına baktım. Mesela bu tablo çok hoşuma gitti. Maalesef güncel tablosunu bulamadım ama bir veridir bu sonuçta. Yani bize Amerika'da yine tehlikeli sıvılar taşıyan boru hatlardaki kazaların tablosunu vermiş. En çok korozyon olmuş. Demek ki korozyon iş kazalarına da neden oluyor arkadaşlar. Yani kazaların %25.4'ü boru hatlarında korozyon nedeniyle olmuş. Yani iş kazaları. Biz bunu çok duyuyoruz. Yani bu iş kazaları anımsanmayacak kadar ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Şimdi ben bu Time'daki bu dergiyi Hindistan'dan benim yanıma post doktor yapan Marzia Rizvi, doktor Marzia Rizvi'ye bunu ben söyledim, kızcağız ağladı. Evet dedi bu olay. Ben bunu merak ettiğim için biraz daha detaylı inceledim burayı. Arkadaşlar metil izosyanat dolu 40 tonluk bir tank arkadaşlar korozyona uğruyor ve o tankta arkadaşlar patlama oluyor. Tam 15 bin kişi ölüyor arkadaşlar. 15 bin kişi Hindistan'da oluyor bu. Ve 150 bin ile 600 bin kişi sakat kalıyor. Ve bu Times'ta, Time dergisinde Indian Disaster yani felaket. Hindistan'da felaket, ölüm gecesi diyor. Yani bu kadar büyük bir savaşta bu kadar insan ölmez. Bu kadar insan bir günde vefat ediyor. Bu da ilginç. Bu da korozyonun sağlık ve kazalarla insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlardan bir tanesi. Bu da 1988'inde Aloha Airlines'ın bunun filmini de çevirdiler. Ama bunun filmini çevirmediler arkadaşlar. Keşke bunu da çevirseler. Bunun filmi çevrildi. Aloha Airlines diye. Sonra bu yolcuları buldular. Sonra bir araya getirdiler falan yani. Bayağı bu bir şey. Şimdi burada da arkadaşlar kanatlar, perçinler arasında korozyon oluşuyor ve uçakta böyle şu an resimde gördüğünüz gibi Aloha diye girerseniz, Aloha olayı diye, Aloha Boeing 737 diye girerseniz filmini de görürsünüz. Bunun ve bunu sonra da çekilmiş belgeselleri de var. Güzel bir şey en azından. Korozyonun önemini anlatmakta, anlamakta bize fayda soruyor. Peki ne yapacağız yani? Şimdi biz elimiz kolumuz bağlı mı? Değil. Ben ilk başta söylediğim şey, biz korozyonun mekanizmasının gerçekleşme sürecinin hepsine hakimiz. Nasıl gerçekleşiyor biliyoruz, nasıl önlenecek biliyoruz. Uygun metaller seçersek, uygun tasarım seçersek, inhibitörler yani kimya bilimine yapışırsak, malzeme biliminin, yani düşün adam süt kazanı yapıyor. Yani sütleri depoladık, kazan. Onu, o herhangi bir kazan, herhangi bir çelikte olmaz. Ona göre özel gideceksin. Ya bir firma gelmiş diyor ki hocam ben diyor fırın yapıyorum diyor. 500 derece çıkıyorum. Ben yaptım delindi diyor. Ya ben daha kalınını aldım o da delindi. Kardeşim ya sen
bakacaksın yani hangi çelik, yani krom oranına bakacaksın. Krom yüksek sıcaklıklarda krom etkilidir. Ne yapacaksın? Yani bunlara çalışılmamış. Hemen ezberden derinince daha kalın sacla gidip onunla çözmeye çalışmış. Halbuki bunun çözümü orada değil. Bunun çözümü bilim yazıyor. Her şey var. Sadece doğru yerde bakmak lazım. Evet arkadaşlar, boya kimyası çok hızlı gelişiyor. Yani biz şimdi ben bir şey göstereceğim size. Otomobil sektöründe korozyon azalmış mesela. İlginç. Ben bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü boya sektörü gelişti. Çok hızlı geliştiği için diyor ki korozyonu biz durdurduk diyor. Yani %50 oranda azalttık diyorlar. Katodik koruma ve anodik koruma yine aynı şekilde korozyonu önlemiş. Şimdi uygun tasarım. Bakın çok basit şeyler. Yani su gidecek. Erozyon korozyonu dediğimiz korozyon olmaması için. Şimdi burada suyu giderken burada hafif kavislerle arkadaşlar yumuşak geçişlerle burada ise şurada suyun birikmesini engelleyecek. Burada da sirkülasyon yapar, engelleyecek. Şöyle olduğu zaman buralarda korozyon oluyor. Aynı şekilde burada da yani ufak bir tasarımla biz malzemede korozyonu engelleyebiliyoruz. Bakın burada da su deponuz var. Su deponuzda ben en çok gördüm. Burada birikme oluyor. Birikme olduğu zaman burada pitting korozyon meydana geliyor. Biofouling dediğimiz orada bakteri üretimi ve orada sıkıntı oluyor. Better, bu en güzeli diyorlar. Su birikmeyecek yani. Birikinti oluşturmayacaksın. Evet. İşte burada mesela çatı katlarında ve benzeri yerlerde yani böyle suyu, humidity yani nemi toplayacak sistemler değil yani. Elimizden geldiği kadar yani su birikintisini azaltacak çözümler bulmalıyız. Ya da uygun malzeme seçeceğiz arkadaşım. Uygun malzeme. Bizde şeyimiz var. Galvanik seri önümüzde var. Yani hangi malzeme daha dayanıklıdır korozyona onu biliyoruz. Altın, platin, titanyum, çelikten başlayarak magnezyumlara doğru giden bir serimiz var. Bu seriye bakarak kendimize malzeme tasarımı yapacağız. Ve buna uygun çözümler üreteceğiz. Yani siz eğer kloru çok yüksek bir suyunuz var, bir kuyu suyunuz var diyelim. O kuyu suyunu alıp fabrikada kullanacaksınız. Soğutma suyu olarak. Hocam ben kuyum var, ne güzel suyum çıkıyor ya. Bunu kullanacağım. Ya kardeşim klor var mı içinde? Var. Sülfat iyonları var mı? Var. Sen bunu alıp da hangi boruyla vereceksin şeye? Sen onu eğer hocam ben 316 kullanacağım. Olmaz. Delinir. Yani sen çok paran varsa gidersin dublex stainless steel'lere daha kaliteli. Klora karşı daha dayanıklı çelikler var. Onlarla gideceksin. Onlar pahalı. Pahalı orası şey. Ama pahalı olmazsa, pahalı olmayan malzemeyi seçersen başına gelecek hadise 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl bilemeyiz. Biliyoruz laboratuvarda bize önümüze gelirse testini yapıp söyleriz ne kadar sürede bunun delineceğini söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar demin söyledim. Altın, bakır, alüminyum fiyatta hepsinde artış. Yani bakırda 1647 dolarmış tonu 2002'de. Yani 2007'de 5 yıl sonra yine 4 kat 5 kat artmış arkadaşlar. Hepsi. Kalaya bakıyorum 4 kat artmış. Kurşuna bakıyorum 7 kat artmış. Yani bütün malzemelerin fiyatları arkadaşlar artıyor. Yani illaki yatırım yapacağız altına değil yani herhangi bir metale de yapsanız oluyormuş. Sevgili dostlar biz ne yapacağız? Yani bu eğitimciler olarak problemi biliyoruz. Problemin çözümü her şeyde olduğu gibi eğitim arkadaşlar. Yani bir korozyondaki farkındalığı burada değerli dostların Mehmet Bey, Mehmet hocamız başta olmak üzere arkadaşların rehberliğindeki bu şeyde olduğu gibi eğitimle biz bu süreci anlatmamız lazım. Başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum size. Efendim kombi aldık. Yani bunu 5 yıl önce olan bir hadise. Kombi akşam ev boş olduğu için anahtarı şeye verdim kapıcıya. Dedim ki ya kombici gelip takacak. Sen açarsın takar gider. Tamam olur dedi. Takmışlar. Ben de ikinci öğretim dersimden çıktım. Geldim eve kombiye bakacağım. Baktım o kombi güzel takılır. Çeşme açtım yanıyor. Tamam sıkıntı yok. Sıcak su geldi hemen. O güzel dedim. Ayağımın bir poşetteydi. Eğildim baktım ya bir sürü conta var içinde. Çeşitli ebatlardan contalar. Baktım contalara. Kombiye yakından baktım. Vidalara takmış ama hiçbir tanesinde conta, pul yok
Yani hiçbir şey yok yani. Sadece vidalar takmış takmış hiçbir şey yok. Ben çıldırdım ya. Ben bu dersin dersi veriyorum. Bari bana yapmayın yani. Hemen servisi aradım. Merkez servismiş. Belli saatten sonra merkez servis açılıyor. Efendim buyurun, şöyle şöyle dedim ya, ben bu dersi veren bir hocayım dedim. Bunlar takılmamış dedim. Yani bunlara baktım. Bak bunlar çelik vidalar. Vida anlattım tabii, bu işte pirinç gövde. Burada korozyon olur falan. Adam dinledi. Efendim bekleyin dedi. Sonra tekrar dedi ki servis geliyor dedi. Tamam mı? Ne kadar güzel servis dedim ya. Kapıyı açtım. Tabii güler yüzle açtım falan. Adam bir somurtuyor ki vallahi, dedim yok bununla bir şey konuşulmaz yani. Vallahi iki kelime konuşamadım ustayla. Adam söktü taktı ama ben iki kelime cesaret edemedim. Zaten adam bakmıyor yüzüme. Geri getirdik diye. İşte bu mevzu çok önemli. Şu an gülüyoruz. Gerçekten daha da var da anlatmıyorum yani. Ama şu bir gerçek yani. Bizi anlatmamız lazım. Yani bizim öğrencilerimiz, ben makine mühendisliği öğrencilerine seçmeli bir ders bu korozyon. Anlatıyorum ve gerçekten hocam biz bilmiyorduk diyorlar. Bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Anlatmıyoruz yeterince. Özellikle inşaatta çok önemli. Donatık korozyonu çok ciddi bir şey yani. Yani neye mal olduğu noktasında öğrencilerin bilmesi gereken. Binaların %70'inin korozyona hasarlarından dolayı yıkıldığını açık ve net biliyoruz yani. Ve yine arkadaşlar korozyon sadece inşaatta değil arkadaşlar, her alanda. Mesela savunma sanayinde de. Şimdi helikopter yapıyorsunuz, tank yapıyorsunuz, top yapıyorsunuz. Bunlar ilahi nihai durmuyor yani, depolarda korozyona vuruyorlar. Ve bu korozyona vuruyan malzemeleri durdurmak için biz neler yapıyoruz biliyor musunuz? İşte bilime saldırıyoruz. Bakın izninizle birkaç görsel getirdim sizinle. Onları paylaşmak istiyorum. Şimdi adam bir part ötüyorsun. Diyelim ki ithal bir part ötüyorsun. Bu korozyon inhibitörü emdirilmiş bir kağıt arkadaşlar. Yani siz buna bir çelik obje göndereceksiniz diyelim. Mesela bu boruyu satın aldınız. Gideceklere Çin'den Türkiye'ye geçeceksiniz. Bunu sarıp gönderiyorsunuz. Ve bu kağıt arkadaşlar metal üzerinde C'yi de görse, suyu da alsa bir şekilde sentezleniyor. Vapor phase inhibitor dediğimiz molekülün yüzeyinde tutunuyor ve objeyi korozyona karşı koruyor. Daha da ilginç bir şey göstereyim. Bu da bir poşet. Ben bu poşeti ilk gördüğümde ya bu kurban poşeti diyeceğim. Ya da çöp poşeti. Değil işte. Bu da arkadaşlar inhibitör emdirmiş. Bu kimyasal madde var. Bunu kapattığınız zaman arkadaşlar ısıyı gördüğü zaman bu obje, bu içerisinde metal malzeme korozuna uğramıyor. Uzun bir süre kalır. İşte silah endüstrisinde de, şimdi size diğer objeyi göstereceğim. Evet, onu bulamadım. Şimdi onu bulunca göstereceğim size. Tablet halinde arkadaşlar. Çantamda olabilir. Bir dakikanızı rica ediyorum. Göstermek istiyorum. Tabii ki hocam. Evet, getirdim arkadaşlar. Şimdi bu da mesela bir sünger arkadaşlar. Süngere emdirilmiş arkadaşlar. İnhibitör emdirilmiş. Ve aynı bizim ilaç kutularındaki silika jeller gibi, nem çeken şeyler gibi. Bunu işte mermi kutularının içine koyuyorsunuz. Böylece mermi kutuları korozyona uğramıyor. Top mermisine yapıştırıyorsunuz. Korozyona uğramıyor. Füzenin yanına koyuyorsunuz 5 tane 6 tane. Füzede korozyon engelliyor arkadaşlar. Havadaki oksijeni çekiyor. Ya da sıcaklıkla buharlaşıyor. Metal yüzeyinde bir film oluşturuyor. Bu teknoloji vapor phase inhibitörler. Buhar fazı inhibitörler. Bu sektör arkadaşlar bizim bu tür şeyleri depolamamıza olanak sağlıyor. Yoksa ne kadar mermi var? Diyelim ki tüsküler koy. Bilmiyorum ne kadar. Milyonlarca mermi var. Yani onu nasıl tutacaksın yani? Değil mi? Korozyona karşı korumak zorundayız. Korumazsak böyle olur arkadaşlar. Bak adam tutmuş işte pulu koymuş. Farklı metaller kullanmış. İşte farklı metaller olmuş. Galvanik korozyon olmuş. Burada copper, bakır kullanmış ama burada stainless steel
vidalar ve çelikler. Ama şuradaki normal çelikten kullanmış. Yani farklı metallerle meydana gelmiş. Ya da bakır bir vida, çelikten bir somun koymuş. Bak, korozyon olmuş. Ya da işte ya da önlemini almış. Krom bir vida kullanmış ama buralara conta kullanarak eklemini koymuş. Bu da önlemini alınca problem. Ya da bakırla alüminyum birleştirmişsin. Bantı elemanı iyi yapmışsın. Korozyon yok. Yani önlemini alırsan problem yok. Ama önlemini almazsan bakın adam tutmuş bir tane vida atmış buraya. Tamam mı? Ve bu vida ne yapmış biliyor musun? Koca depoyu delmiş arkadaşlar. Deliyor. Yani bu çok küçük bir şey ya. Adam diyor ki ya şuraya bir vida at. Ya kardeşim dur, bu hangi metal? Hangi metal, nasıl yapayım yani? İnan bunun hesabını yapmamız lazım. Yapmazsak depo denilecek. Yani bu depo denilecek, belki oradan mazot dökülecek, belki yangın çıkacak. Senaryo yapıyor, film senaryosu. Yani böyle şeyler olacak. Peki çözümü ne yapıyorlar? Gelişmiş ülkelere bakıyor. Mesela Polonya Bira Üreticileri Birliği bira kazanlarını, korozyonu. Adam diyor ki benim bu kazanlarımda ben ne yapıyorum? İşte bira arpadan bira yapıyorum. Bu kaynatıyorum, ısır işlem var, fermentasyon var. Bu süreci birisi gelsin benim adıma üniversiteyi çağırıyor. Ve üniversite geliyor burayı denetliyor. Korozyon prosesine bakıyor. Biranın içerisinde demir geçmiş mi bakıyor. Ne olacak ya? Bu çok az bir rakamla olabilecek şey. Ya da benim bir sorunum var. Üniversiteyle iş bile. Hem üniversitede İstanbul'a. Şimdi biz laboratuvarlarımızda araştırmacı bulamıyoruz. Yani araştırmacılar gözümüzün içine bakıyor. Ben geleyim hocam diyor da. Şimdi ben diyor ev kiram 1.000 lira. 1.000 lira da yesem 2.000 lira. Kardeşim bende yok para. Projemde olmadığı zaman şimdiye kadar hep destekledik TÜBİTAK projeleriyle. Ya bazen ne olmuyor, proje geçmiyor. Ne yapacağız şimdi? Bizim bu tür şeyleri sanayiyle çok ciddi. Sanayicinin de bize benim problemim var kardeşim. Çöz bunu, sana ekonomik olarak açıyoruz kapılar demesi lazım. Yani bu olduğu zaman yani bir management sistem, yani bir yönetim sistemiyle korozyon risklerini, ondan sonra bunu nasıl kontrol edebileceğimiz bir yol haritası bilim eşliğinde arkadaşlar biz yapabiliriz. Yani bu çözümü var. Bu çözüm yeteri bilgiye sahibiz. Bunu çözebiliriz. Bakın otomobil endüstrisinde korozyonla ilgili, işte boya teknolojisindeki yeniliklerle arkadaşlar biz %50 oranında bir şekilde avantaj sağlamışız. Yani. Şimdi biz pH 10 olan bir çözeltimiz var. Yani pH 10 olan bir çözeltide biz hangi metali kullanacağız? Alüminyum koysak korozyon oluyor. Çinko koysak korozyon oluyor. Stainless steel hangi şey kullanacağız? Bunlar hepsi bilgidir. Bilgi paradır. Bunlar hepsi var. Sadece bizim yapacağımız şey arkadaşlar bu olanakları elde edecek kaynaklara gitmemiz lazım. Yani biz korozyonun dizaynını yapacağız. Yani ne hangi metali nerede kullanacağımızı iyi bilmemiz lazım. Metal seçimini iyi yapmamız lazım. İyi dizayn etmemiz lazım. Ve üçüncü sekme, en önemli olan sekme, kontrol, teknolojisi, işte anorganik kaplamalar, organik kaplamalar, polimerik kaplamalar, bunlar çok gelişti. Bunlardan istifade edebildiğimiz gibi arkadaşlar, environmental control dediğimiz, yani sürekli denetleme. Yani ben gittim fabrikadaki arkadaşlara söylüyorum, yani ARGE yapıyoruz. ARGE değil, sürekli ARGE. Yani ARGE'nin şeyi o, sürekli yenisini araştırmamız lazım. Bunu araştırmazsak arkadaşlar yani çözüm değil. Ben su kattım. Mesela atıyorum kalifer sistemlerinde korozyon var. Yani inhibitör kattık hocam. Elhamdülillah değil abi. Sen 3 ay sonra tekrar çıkartacaksın. O inhibitör duruyor mu suyun içerisinde? Ne kadar var? İletkenliği ne oldu? Su kirliliği ne durumda? Bunlara bakıp tekrardan ilave gerekiyorsa suyu şartlandırman lazım. Tekrardan ayarlaman lazım. Bir defalık olmuyor arkadaşlar. Korozyon inhibitörleriyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Biz korozyon inhibitörlerini her yerde kullanıyoruz. Yani petrol hatlarında daha çok kullanıyoruz. Yani bakın petrolde kullanıyoruz. Yani biz mesela atıyorum Irak'tan petrol çıkıyor. Yumurtalık petrol hattıyla Türkiye'ye gönderiyoruz. Bu boru hatlarına korozyon uğramaması için biz tonlarca inhibitör kullanıyoruz. Çünkü organik bir yaşam ve o inhibitörler petrol içine basmazsak arkadaşlar pompaları hepsini bozuyor arkadaşlar. Jeotermal sularda da öyle.
Yani kaplıcaları, otellere gittiğiniz o sular hepsinin içerisine inhibitörler var arkadaşlar. Otomobil sanayisinde, kağıt endüstrisinde, yiyecek sanayisinde yine aynı şekilde biz inhibitörleri kullanıyoruz. Tekrar edelim, korozyon önlenebiliyor arkadaşlar. Yani önleme deyince %100 değil. Yani biz korozyon sürecini yavaşlatabiliyoruz, kontrol altına alabiliyoruz. Uzun süreler bir malzemeyi kullanabiliyoruz. Bunun için arkadaşlar bilgiye ve uygun metodolojiye ihtiyacımız var. Bunlara sahipsek kullanabiliriz. Bakınız bu hemen güncel bir şey. Artık bitiriyorum. Rusya'dan Türkiye'ye ve Balkan ülkelerine gidecek, Avrupa'ya gidecek olan Türk Akım Projesi. Bununla ilgili bakınız metal kullanan boru hattını inceleyelim. Diyor ki ilk çeperin, ilk iç çeperinde sürtünmeye karşı epoksi kaplama. Ondan sonra diyor ki 3.9 santim kalınlığında çelik boru bak. Ondan sonra üstüne diyor dış korozyona karşı 3 kat polipropilen kaplama. 3 kat. Onun üstüne de beton kaplama. Şimdi bu uygun malzemedir, uygun tasarımdır. Yani sen bunu yapmazsan, atıyorum ne kadar milyar dolar bilmiyorum, bir maliyeti olan bir şey. Sen zırt pırt gidip musluk değiştirir ki boru değiştiremezsin. Zaten onu bir defa çektin, onun maliyet hesaplaması, fizibilite raporu yapılmıştı. Yani 150 yıl sonra ya da 200 yıl sonra ya da 300 yıl sonra bir ömrü var bunun. Ona göre dizayn edilmiş. Sen burada ufak bir hata yapsan, inanılmaz bir iş kazasına neden olur. Ve inanılmaz bir ekonomik sana şey olacak, geri dönüş olacak. İşte bu bilgidir arkadaşlar. Bu bilimdir. Bunu yaparsak her yerde ama her yerde biz korozyona mücadele edebiliriz. Einstein'ın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Temel kavramlar ve uygulama bazında sonsuza kadar geçerli kalacağına inandığım tek fiziksel teori termodinamiktir. Yani biz termodinamik, bu bir kanun. Bunu es geçemeyiz. Korozyon olacak. Bunu engelleme sürecindeki mücadelemiz devam edecek arkadaşlar. Biz Düzce Üniversitesi'nde güzel bir ekibimiz var. Korozyon çalışmalarına devam ediyoruz. Problemleri olan sanayi kuruluşlarıyla çok güzel dirsek temaslarımız var. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize yine aynı şekilde bilimsel çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Adresimiz burada. Mehmet Emiroğlu hocamız da kontak arkadaşımız. Sürekli beraberiz kendisiyle. Dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Varsa eğer görüşlerinizi almak isteriz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorular gelecektir. Bir tane var hemen. Mesaj kısmından yazılmış. Korozyonlu bir donatıda elektrokimyasal hücre temizleme yöntemiyle ilgili bilgi verebilir misiniz diye bir sorumuz var hocam. Şöyle, elektrokimyasal yöntemlerle korozyon olmuş mu onu öğrenebiliyoruz Mehmet Bey kardeşim. Tam soru o mu onu bilmiyorum. Yani burada ben de görebiliyorum galiba. Okey, evet, gördüm, evet. Ben. Mecit İbrahim kardeşim yazmış. Diyor ki, saygıdeğer hocamız, diyor ki korozyonlu donatı elektrokimyasal hücre temizleme yöntemiyle ilgili biliyor. Yani ben elektrokimyasal yöntemlerle korozyon hızının belirlenebildiğini size birkaç yayınımızı da gönderebilirim. Sizden istirham ediyorum. Bana bir mail atarsanız susunugerengi@duce.tr ya da hatta şuraya yazayım kendi mailimi. Sana yazıyorum. Tamam hocam. Şey de yazabilirsiniz. Ortak. Oraya yazdım hemen chat kısmında. Evet. gmail.com'a istirham geldi ediyorum hocam. Mecit Bey. Yazın bana, ben size birkaç yayınımızı paylaşayım lütfen. Yine sorunuz olursa faydalı olmaya çalışırız. Ben bu genç ekibinizi de tebrik ediyorum. Evet. Sizin önünüzde. Hepsi çok güzel çalışıyorlar. Ben de yakından takip ediyorum, evet, çalışmalarınızı. Sağ olun. Biraz hocam laboratuvar çalışmalarınızdan da kısaca bahseder misiniz bize? Tabii. Şimdi şöyle, biz bizim laboratuvarımızda korozyon belirlemede kullanılan, literatürde belirlenen 7 tane yöntem var. Yani literatürce şu an kabul gören 7 yöntem. Bizde bu 7 yöntemin hepsi var. Yani literatürün belirlediği tüm elektrokimyasal yöntemleri ve kimyasal yöntemlerden kütle kaybı yöntemi yapabiliyoruz. Hidrojen evolution yöntemi yapabiliyoruz. Biz bu yöntemleri uygulayabiliyoruz. Bizim çalışma olarak biz artık böyle her şeyi böyle yapalım dedi değil. Gerçekten böyle nokta atış diyoruz. Böyle seçelim, o üzerinde çalışalım.
Mesela şu an güncel çalıştığımız konu biz biodegradable implantlar üzerinde çalışıyoruz. Sevgili Mehmet kardeşim. Şöyle ondan bahsedeyim. Mesela düşünün küçük çocuklarda özellikle mesela 4 yaş, 5 yaş çocuklar hızlı büyüyen yaşlardaki özellikle o çağ diyorum 12 yaşa kadar olan o devredeki çocuklar. Onların kolları ya da bacaklarında bir kırık olduğu zaman onlara biz platin vida implant takıldığı zaman bir kol diğer kolda göre hızlı büyüdüğü için o vida engelliyor. Yani büyüme hızlarını engelliyor ve farklılıklar meydana gelmeye başlıyor. Yani milimetrik farklılıklar bile vücutta belli oluyor. Dolayısıyla biz de bir çalışmayla bir grup var. İtalyan bir ekiple çalışıyoruz. Onlarla beraber ortak bir proje yaptık. Joint projectle. Biz de şöyle dedik. Biz dedik ki bir magnezyum çabuk bozuluyor. Madem magnezyum korozunu arıyor, bunu avantaja çevirelim. Biz dedik ki magnezyumun ömrünü vücudun yaraların iyileşmesi için ne kadar lazım? 6 ay var. Biz 6 ay olacak şekilde ayarlayalım. Yani biz öyle bir vida yapalım ki 6 ay sonra kendisi vücutta kaybolsun. Bu üzerine biodegradable implant dediğimiz şeyleri yaptık. Ve şu anda da güzel gidiyor. Ve o implantlarla ilgili yaklaşık 3-4-5 tane yayına yakın böyle çalışmalar olacak şekilde patente gidebilir mi? Ona da bakıyoruz bir yandan. Onun üzerine çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da galvaniz süreciyle fibro betonla yaptığımız bir çalışma var. Yani o galvanizleri, elektro galvanizle daldırma galvanizle arasında o galvanizleme kimyasalları ön hazırlıklarla acaba ST37 gibi bir çeliğin ömrünü daha da uzatma yönteminde standart çinkoya batır çıkar kimyasallarla değil. Yani daha o teknoloji çok gelişti. O teknolojiye bir şeyler katarak ki kimyasallar acaba inhibitörler de koyarak acaba uzatabilir miyiz? Bunun derdi var. Donatı korozunu hep çalıştık. Saygıdeğer hocam Yılmaz hocamla Yılmaz Koçak hocam, profesör doktor Yılmaz Koçak hocamla çalıştık hep. Onda da tabii en büyük problemimiz şu, çok uzun süreli deneyle yapmak lazım. Yani biz bir donatı korozyonu 3 ay, 5 ayda olmuyor. 1 yıl test ediyoruz. Onun sürecini yaşadık. Laboratuvarımız açık, değerli araştırmacı arkadaşlara her zaman açıyor. Ama pandemiden dolayı biz de yani biraz kapattık gibi. Çünkü elemanlar hepsi COVID oldu yani. Tek, galiba ben de oldum. Ben fark etmedim. Ben de bir 15 gün yattım. Ama ondan mıydı bilmiyorum. Değil miydi? Emin değilim. Test yapmamıştık o zaman. Geçmiş olsun. Ama, sağ olun. Ama hepimiz COVID olduk yani. Gibi geliyor bize. Yani elemanlar oldu. Kesin onlar testleri vardı. Çünkü ben de olduğumu düşünüyorum. Ailecek hem de. Hepimiz bir hastalandık. Ama o muydu bilmiyorum. Emin değilim. Şu an için laboratuvarda bir kişi var laboratuvarda. İki tane de, üç tane de doktor öğrencim var. Onlar da gelecekleri zamanlarda gelip çalışmalarını yapıyorlar. Evet, Mehmet Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Kazım Hocam, buyurun. Birkaç soru. Şimdi Hüsnü Hocam şeye giriyorum. Burada lisansüstü korozif ortamlarda beton teknolojisi dersi vardı. Yüksek lisans dersi. Orada bunu anlatıyoruz. Çok faydalı oldu. Teşekkür ederim. Biz sunumunuz için çok istifade ettim ben o ders adına şahsen. Hocam şimdi tabii her de bilim dalında müzdarip olunan konu aynı. Yani bilgi var ama bilgiye ulaşılmadığı için işte mesela bizim de inşaat mesajında deprem. Yani depreme dayanıklı yapılı yapılabilir. Çok net, kullanılabilir. Noktada zirvede ama müracaat eden yok. Bakıyorum bütün dallarda bu aynı sıkıntı devam ediyor. Onu belirtmek istedim. Şimdi hocam mesela benim anlatırken birkaç hocam kısaca böyle hani anlatıyoruz. Tabii biz inşaatçiler sizin gibi bakamayız korozyona. Gerçek bu. Sizin bakış açınız bizim için hakikaten çok ufuk açıcı olacak. Ben bu açıdan bazı bilgilerimin mesela doğruluğunu veya daha derinliğini arttırmak adına size bazı şeyler sizden öğrenmek istiyorum. Mesela hocam tuz köprüsü diyoruz. İşte evet. Hani diyelim anot ve katotta olan reaksiyonlar. Tabii anotta işte iyonlaşma oluyor, elektron veriyor. Şimdi hocam bu tuz köprüsü sayesinde
diyelim demirin atomdan iyon hale dönerken o iyonlar mı yoksa elektronlar mı tuz köprüsünden gidiyor? Hani o katottaki reaksiyon için yani tuz köprüsü neleri taşıyor katota? Bunu bir merak ettim hocam. Evet. Saygı değer hocam, siz tabii donatı için söylüyorsunuz değil mi? Donatı... Evet hocam, inşaatçı olarak. Okey, evet, donatı üzerinden gideriz. Okey. Şimdi hocam şöyle, aslında biz donatı korozyonunda hocam, klorlu bir ortam diyelim. Yani tuz klorla evet, beraber su penetre oldu. İçeriye girdi, yani donatıya temas etti su. Ve evet, klor iyonları da var orada. Hocam iletkenlik arttı değil mi? Klor iletkenliği arttırdı orada. Evet hocam, elektrolitin elektriksel direnci kırıldı. Evet hocam, bravo. Siz öyle diyorsunuz. Yani aynen öyle hocam. Hocam ne oldu? Biz orada klor ortama penetre oldukça, yani donatının olduğu yere iyice girdikçe. Çünkü bizim en büyük problemimiz hocam donatı korozyonda. Eğer siz geçirimsiz bir beton yaparsanız korozyondan söz edemezsiniz. Geçirimli olduğu zaman, yani bir çatlak oldu, defect oldu ya da... Evet, çatlak, crack, evet. Crackler oldu ya zaten da... Zaten %100 geçirimsiz beton zor hocam. Yani mutlaka bir geçirimlik oluyor ama işte korozyon hızını azaltacak düzeyde biz pas payıyla özellikle onu sağlıyoruz. Hocam diyelim ki su işte hani korozyonun şartları oluştu diyelim. Yani su, hava, yani nem, hava ve işte pil oluştu diyelim. Elektrokimyasal pil oluştu. Mesela ben tabii öğrencilerime biraz teorik anlatırken hani şu pillerde tuz köprüleri var ya hocam, pilin evet, gücünü arttırmak için. Orada hocam diyelim anodik olan metalden katodik olan metale akışta o tuz köprüsü elektronları mı taşıyor yoksa iyonları mı taşıyor? İyonları hocam şöyle. Şimdi sizin basit reaksiyonunuzu söyleyeyim. Demir orada yükseltgeniyor, demir artı iki yonuyor. Yani anot evet, orada metaldir. Katot ise hocam oksijendir. Oksijen orada indirgenme reaksiyonu veriyor hocam. Yani oksijen evet, oradaki demirin verdiği iki elektronu da alarak hocam hidroksil iyonlarına dönüşüyor. Yani OH eksi iyonlarına dönüşüyor. Sonra demir artı iki iyonlarıyla hidroksil iyonlara reaksiyona girerek arkadaşlar girerek demir hidroksil iyonlarına oluşuyor. Evet hocam. Dolayısıyla demir hidroksit pas oluştu oldu hocam. Sizin pasınız evet, o sonra evet, devam ediyor. Suyla reaksiyona girerek evet, hocam, devam ediyor. O noktadan Hüsnü hocam o Allah razı olsun. Yani o tamam. Yani anotta demir iyonlaştı. Orada o zaman elektron gitti o tuz köprüsü. Aynen elektron öyle. Tabii. Katotla oksijenle ve suyu hidroksite dönüştü. O zaman tuz köprüsünde amaç elektron taşımak. Hocam kısa sorularım var da. Lütfen buyurun hocam, lütfen. Mümkünse tabii hocam buyurun. Bakmayın. Hocam mesela şöyle bu katodik korumada diyelim bir çelik borunun veya işte bir su deposunun inşaat açısından ben bakıyorum. Katodik korumasında şöyle bir yöntem var. Diyor ki metale bir doğru akım kaynağından elektron akımı verilerek de katodik koruma yapma. Hani biz kurban mesela diyelim işte daha anodik olan bir metali kurban seçmek. Ama ben bunu doğrusu çok kafama bir elektrik elektronikçilere de sordum. Çok oturtamadım. Yani katodik korumada korunacak metale işte o çelik boruya bir doğru akım kaynağından elektron akımı sağlayarak nasıl koruyoruz hocam? Bunun teorik mantığı nedir hocam? Açıklayayım hocam size. Şimdi hocam biz her metalin bir yükseltgenme, indirgenme bir potansiyeli var. Şimdi biz demiri, diyelim ki demirden bir kazanınız var hocam. Bir kazan demeyelim, depomuz var diyelim. Yani bir petrol, bir akaryakıt deposu diyelim. Yani 40 tonluk bir herhangi bir benzin istasyonunun depolama alanından bahsediyorum size. Bu depolama alanını yerin altına gömdük hocam. Ya kurban anot yöntemiyle koruyacaksınız. Kurban anot yönteminde hocam biz ne yapıyoruz? Biz tutuyoruz magnezyum ya da alüminyum magnezyum silisyum alaşımlarını deponun belli alanlarına kablolarla monte ettikten sonra belli bir uzaklıkta, onun da hepsi matematiksel formülü var sayın hocam, onu bir torba içerisinde gömüyoruz hocam. Ve artık bizim demir iyonları korozyona uğramıyor orada. Onun yerine hocam magnezyum ya da magnezyum alüminyum silisyum alaşımından oluşmuş olan kurban anot olarak seçtiğimiz arkadaşlar metal
yükseltgeniyor. Böylece sizin demiriniz o iyonu vermemiş oluyor. Onun yerine magnezyum, alüminyum iyonu vermiş oluyor hocam. Böylece sizin malzemeniz, yani yerin altına gömdüğünüz petrol, işte yakıt istasyonunda depo yaptığınız yakıtı, benzini, mazotu koyduğunuz tankı arkadaşlar korumuş oluyorsunuz. Bu yöntemin dışında bir de biz boru hatlarında, bu en çok bu alanda kullanılır. Boru hatlarında da biz sizin dediğiniz gibi anodik koruma ve katodik koruma da doğrudan elektrik akımıyla da belli bir voltajda akım vererek metal, korunacak metal yerine o akımı vererek metali pasifize etmiş oluyoruz. Metalin korozunu engellemiş oluyoruz Sayın Hocam. Hocam bu akım, yani o zaman o boruya artı elektronlar, yani nasıl bir, orası hangi uç oluyor hocam? Mesela elektrik açısından yani akım artıdan eksiye mi, eksiden artıya mı? Öyle bir şey var mı hocam? Öyle bir kuralı var mı? Var hocam, var hocam. Bunun tamamıyla bir matematiği var hocam. Ne kadar uygulayacağınız da var. Nasıl var hocam? Sizden istirham ediyorum. Bana bir mail atarsanız ben size onunla ilgili bir doküman paylaşabilirim. Öğrencilerimiz için de çok faydalı olacaktır hocam. Hocam çok iyi olur. Çok video da var. Size onu da paylaşırım hocam. Hatta kendimiz yapmışız laboratuvarda. Onu da paylaşayım hocam. Çok güzel, biz öğrencilerimize o yöntemi gösterdik laboratuvarda. Siz de onu metal kullanırsınız. İnşallah hocam. Ben size atarım inşallah. Lütfen. Hocam sorularım devam ediyor. Kusura bakma. Mehmet Hoca kusura bakma. Birkaç hocam. Tane. Hay hay. Hidrojen. Hocam mesela hidrojen kırılgan. Bizde hocam mesela o art germeli elemanlar var. Bu art germeli sonradan geriyorsunuz donatıyı. Özellikle büyük döşeme açıklıklarında. Dolayısıyla o demirler kılıf içerisinde kalıyorlar. Ve kılıf içerisinde kalınca oksijensiz ortamda kalıyorlar ve hidrojen kırılganlaşmasıyla donatı korozyona uğruyor. Hocam bunun teorisini bir makinacı olarak biz nasıl bir anlamamızı istersiniz? Bu hidrojen kırılganlaşmasıyla paslama nasıl oluyor? Bu art germeli beton kılıf içerisindeki donatılar nasıl hidrojen kırılganlaşmasına uğruyor hocam, bunu? Evet. Hidrojen kırılganlığını ben basic anlatayım hocam. Sizin söylediğiniz sistemi görmediğim için tam pH'ı nedir hocam oranı mesela yaklaşık? Yok hocam, hiç pH yok. Direkt kılıfın içerisinde. Hı-hı. Yani pH teması yok. Yani tamam, bir elektrolit ortam yok. Yani. Elektrolit ortam yok hocam. Tamamen hı-hı, oksijensiz bir ortam var. Hani kılıfın içerisinde art germe halatları. Kılıf içerisinde oksijen de orada çok az. Orada hı-hı, diyor ki hidrojen iyonları hidrojen gazına indirgenir. Evet öyle hocam diyor. Şöyle biz, ben onu söyleyeyim. Biz bunu nasıl anlayalım hocam? Şöyle hocam. Biz hidrojen cracking dediğimiz olayı şöyle tarif ediyoruz hocam. Özellikle evet, boru hatlarında. Evet, cracking gerçekleşiyor. Evet, hidrojen orada çıkış olduğu zaman hocam, hidrojen orada şöyle hocam, metaller özellikle asidik ortamlarda çok oluyor. Siz tabii oksijensiz bir ortam diyorsunuz. pH'i nedir evet, oranın bilmiyorum. Sayın hocam, şöyle bir durum oluyor. Biz boru hatlarında yaşadığımız olaydan söz edeyimse, boru hatlarında içerisindeki elektrolitin pH'iyle artık metaller asidik ortamda hidrojen gazı çıkarıyorlar. Hidrojen gazı çıkarken, yani ortamda metal yüzeyinde bir sertleşmeye neden oluyor. Yani ve o sertleşme ile orada gevreklik oluyor ve oradan boru hatlarında özellikle biz korozyonun bu yüzden gerçekleştiğini biliyoruz. Biz hidrojen cracking'i, yani bu hidrojen çıkışı hocam bir avantaja da dönüştürüyoruz. Mesela biz korozyon hızını belirlemede hocam hidrojen gazı çıkış miktarını kullanarak da korozyon hızını belirleme şansına sahibiz. Hidrojen evaluation diyoruz Sayın Hocam onu da. Evet. Yani malzemenin üstüne çok basit bir düzenekte bir büret koyuyoruz ve büret içerisine su koyarak o büretteki hidrojen gazı miktarıyla bürette bir oynama oluyor Sayın Hocam. Biz onu korozyon hızı belirlemede de kullanıyoruz. Yani dolayısıyla biz bu bir dezavantaj, ama biz bu avantajı hidrojen gazı ölçme şeklinde bir yöntemle korozyonla mücadelede bu yöntemi kullanıyoruz. Evet hocam. Hocam şimdi bir son soru olarak hocam. Bizim mesela hocam bizim beton
bazik bir ortama sahip. Yani pH'i 12,5 normalde evet. Bu kalsiyum hidroksit hidratasyon reaksiyonları sonucu. Ama tabii bazı karbonatlaşma gibi şeyler bunun pH'ini düşürüyor. Ama hocam şimdi burada benim siz biraz evvel pH ile ilgili bir örnek de gösterdiniz ama belki o sıvıdan dolayıydı. Şimdi hocam betonun pH'i 12,5 ve bizim kabuller betonarme açısından kabuller şöyle pH 9,5 veya işte Bülent Baradan Hoca 11,5 da diyor. 11,5'un kitabında altına düşmedikçe paslanma şartları oluşsa bile bir pasif tabaka o pH alkalin ortamından kaynaklanan pasif tabaka oksijen de nem de pil de olsa o onu önlüyor. Buna nasıl bakıyorsunuz hocam? O hocam, pasif tabakanın özelliği nedir mesela? Hocam aynen katılıyorum. Donatı korozyonu ile ilgili yani yaklaşık 5 yıldır yani çok yoğun çalışmalar yaptık. Yani belki 10'a yakın uluslararası güzel yayınlar yaptık. Kendim de merak ettiğim için özellikle bu alana saygıdeğer hocam gittim. Şunu gördük sayın hocam. Yani saygıdeğer hocalarımın dediği ne ben de katılıyorum. pH'i arkadaşım yani 12'lerde hiçbir korozyon olmuyor. Metal çok sağlam duruyor. Ama hocam ne zaman ki hocam çok önemli burası saygıdeğer hocam. Klor iyonları biz penetre olduğu an hocam biz hızlı bir şekilde pitting korozyonu gördük yani. Dolayısıyla pH'da düşmeye başlıyor zaten. Hemen o klor şeye değdiği an donatıya zaten bizim pH'da artık ondan söz edemeyiz. Biz artık kurumuş o artık şey donatı. Biz klor iyonlarının şeye değdiği an, donatıya değdiği an pH'in hızlıca korozyonla tanıştığımızı çok rahat gördük hocam. Evet, çok yoğun bir şekilde böyle pas oluşumu oluşmuyor ama pitler oluşuyor. Çok ciddi miktarda pitler oluşuyor. Zamanla da o pitler birleşiyor hocam. Donatıda doku kaybına neden oluyor. Biz bunu hepsini hocam gözlemledik. Yayınlarımızda da bunu ortaya koyduk sayın hocam. Hocam yani merak ettiğim şuydu Hüsnü hocam. Mesela tabii bizde karbonatlaşma da mesela karbondioksit beton içerisine o çatlaklardan evet. Boşluklardan sızınca kalsiyum hidroksiti kalsiyum karbonata işte evet, sodyum hidroksit tabii bu kadar basit olmuyor ama işte kalsiyum karbonata 8.3 pH'e sahip. Dolayısıyla artık paslanma şartları oluşunca paslanıyor. Ama benim hocam merak ettiğim şuydu. Bu pasif tabaka 50 mikron diye geçiyor kaynaklarda. Aynen öyle. 9,5-11,5 üzerinde olsa bu pasif tabakan hocam kimyasal özelliği nedir? Mesela yani nasıl oluyor da orada anot katot oluşumunu engelliyor? Hani diyelim klor de girmesin, karbondioksit de girmesin. Hep böyle pH 11,5 üzerinde kalsın. Ben o pasif tabakanın kimyasal özelliğini merak ediyordum. Evet, o açıdan bir bilgi vermeniz mümkün olsa. Hocam mesela paslanmaz olurum. Çelikte hocam krom. Yani biz bileşen olarak mesela alüminyumda alüminyum oksit hocam. Evet. Yani bu alüminyum oksit hocam mesela alüminyum için söyleyeyim. Alüminyum oksit tabakasını asit damlattık. 3 saniye sonra alüminyum oksit filmi tekrar oluştuğunu gördük hocam. 3 saniye. 1, 2, 3. Çelikte ise yine self repair dediğimiz şey. Yani o krom oksitler çok hızlı bir şekilde tekrar oluşuyor 2 saniye içerisinde. Yani oksijenle krom reaksiyonu ile krom oksit oluşuyor hocam. Yani bu anlık bir evet. Reaksiyon hocam. Yani biz buna pasif değil. Alüminyumları o yüzden boyamıyoruz. Hocam? Efendim hocam? Yani pasif kaplama oluyor diyorsunuz. O aynen da pasif hocam. Kaplama. Aynen. Hocam demir oksit oluşuyor hızlı bir şekilde. Şeyin içerisinde paslanmaz çelik koyarsanız krom oksit oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde. Yani 3 saniye içinde. Siz çekiç vuruyorsunuz. Yani ben size alüminyumu söyleyeyim. Asit damlalıkla damlatıyoruz hocam. Damlatıyoruz. Korozyon oluyor. Çok hızlı gördük biz onu. Yani cihaza bağlı hemen görüyoruz. 3 saniye ettik. 1, 2, 3 gördük tekrar korozyon durdu hocam. Yani dolayısıyla pasif film oluşum hızı alüminyumda 3 saniye. Kromlarda da yine 4-5 saniye arasında daha geç onlarda. Yani paslanmaz çeliklerde. Dolayısıyla pasif filmde oluşan malzemelerde arkadaşlar bizim en büyük handikapımız yani yine klor. Yani klor iyonları olmadığı müddetçe mesela paslanmaz çelikte, alüminyumlarda çok böyle stabil haldeler. Ama
Klor girdiği an o pitlerin içerisinde pit oluşumuna neden oluyor. Ve pitler bu sefer anot ve katot olarak davranıyor. Küçük pit, büyük pit, anot, küçük pit, katot olarak çukurlar. Ve böylece korozyon tekrar o pasif filmi oluşum hızıyla beraber onların da oluşum hızı büyüklerini tetikliyorlar. Ve dolayısıyla korozyon bizim başımıza bela oluyor. Özellikle pitin korozyon alüminyumlarda ve paslanmaz çeliklerde. Ama donatı için söylüyorum Sayın Hocam, pH 13.5'larda yükseltgenme reaksiyonu olmuyor. Ama size şöyle diyeyim, mesela alüminyumu koyalım şeyin içerisine. Betonun. Betonun içerisine. Orada da korozyon başlıyor. Öyle mi? Tabii. Çünkü 13'te alüminyum korozyona başlıyor o zaman. Ha, pH'tan dolayı. Ha, evet, tamam. pH'tan Sayın Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici oldu, faydalı oldu. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Her zaman hocam, beynimiz açık. Her zaman siz değerli hocalarıma elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya hazırız hocam. Bilginiz olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hüsnü Hocam, Batuhan arkadaşımız hani tanışmıştık sunum öncesinde. Kendisi hem teşekkür etmiş, hem de hazırlayacağı test çalışması için ve faydalanmak için sunumunuzu paylaşabilip paylaşamayacağınızı sormuş. Olur hocam, paylaşırız, size ben göndereyim. Siz tamam. Değerli arkadaşlara WhatsApp grubundan mı paylaşırsınız? Tamam, ben zaten Mustafa Hoca'nın öğrencisiydi. Ben Mustafa Hoca'ya paylaşırım. Mustafa Hoca da kendisine paylaşmış olur. Uygundur hocam. Uygundur. Tamam, hatta WhatsApp grubunda paylaşabilir misiniz diye başka bir mesaj geldi şu anda. Siz Mustafa Hoca'ma gönderin, Mustafa tamam. Hocam da arkadaşımıza göndersin. Tamam hocam. Başka soru varsa hocalarım alalım, yoksa ben kaydı da durduracağım. Yavaş yavaş oturumu da kapatacağım. Bir şey oldu Mehmet, ben bir şey yapmadım. Bir şey oldu ama yok hocam, siz slide gösterisinden çıkmışsınız sadece. Ben bir şey yapmadım valla, kendi kendisi bitti. Allah Allah. Slide'ı sonlandırabilirsiniz hocam. Okey. Ben o zaman hocam size çok teşekkür ediyorum. Sadece teşekkür kaydı ederim. Durduracağım. Tamam, bir iki dakika daha söz almak isteyen hocalar olursa diye.